Tevrat Krallar 10'a 1-13. Seba kraliçesi Rabbin adından ötürü Süleyman'ın artan ününü duyunca onu çetin sorularla sınamaya geldi. Kudüs'e gelen kraliçe aklından geçen her şeyi Süleyman'la konuştu. Her şeyi Süleyman'la konuştu. Süleyman onun bütün sorularına karşılık verdi. Kralın ona yanıt bulmakta güçlük çektiği hiçbir konu olmadı. Süleyman'ın bilgeliğini, yaptırdığı sarayı, sofrasının zenginliğini, görevlilerin oturup kalkışını, hizmetkarların özel giysileriyle yaptığı hizmeti, sakilerini ve Rabbin tapınağında sunduğu yakmalık sunuları gören Saba kraliçesi hayranlık içinde kaldı. Krala ülkemdeyken yaptıklarınla ve bilgeliğinle ilgili duyduklarım doğruymuş dedi. Ama gelip kendi gözlerimle görünceye dek inanmamıştım. Bunların yarısı bile bana anlatılmadı. Bilgeliğin de zenginliğin de duyduklarımdan kat kat fazla. Biz de Hazreti Süleyman'ın evlatlarıyız. Ne mutlu adamlarına, ne mutlu sana hizmet eden görevlilere. Çünkü sürekli bilgeliğine tanık oluyorlar. Senden hoşnut kalan, seni İsrail tahtına oturtan Tanrın Rabbe övgüler olsun. Rab adaletli ve doğruluğu sağlaman için seni kral yaptı. Kral Süleyman Saba kraliçesinin her isteğini, her dileğini yerine getirdi. Ayrıca ona gönülden kopan birçok armağan verdi. Bundan sonra kraliçe adamlarıyla birlikte oradan ayrılıp kendi ülkesine döndü. İşte Allah'a iman eden insana Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetler böyle oluyor. Hazreti Süleyman iş adamı değildi. Sanayici de değildi. Kendi halinde bir mümindi. Allah ona akıl almaz bir ihtişam ve güç verdi. Metafiziktir bu. Bize de bir güç veriyorsa bu metafiziktir. Allah yolunda olduğumuz içindir.